Hocam hazır müzikten bahsettik. Hazır müzikten bahsettik. Apor olalım. O zaman Ozan'ın sorusunu alalım. Evet. Hocam Ozan soruyor. Şaka yapmaya karar verdiğimiz an, yani bir sohbet içinde nasıl bir an geliyor da ben buraya bir şaka yapayım diyoruz. Hocam Ozan orada, Ozan'a dönün. Onun sorusu gene hocam. Geldi. Yok güzel soru ama. Daha önce mizahla ilgili bir video çekmiştik sevgili arkadaşlar. Mizah denen hikayeyi yapabilmeye muktedir insan beyninin işte hangi özellikleri vardır falan filan diye konuştuk. Üstünde gelişmiş bir beynin özelliğidir dedik ve özellikle orada da anlatırken komik bulduğumuz şeylerin bize zarar vermeyen ama beklentilerimize aykırı durumlar olduğundan bahsetmiştik. Yani bir beklentimiz var, o beklentimiz gerçekleşmiyor. Gerçekleşmediği zaman eğer bize zarar vermiyorsa gülüyoruz ama bize zarar verme potansiyeli varsa kaşlarımızı çatıyoruz, kızıyoruz ya da ağlıyoruz. Yani negatif bir tepki üretiyoruz. Aslında pozitif yani bize zarar vermeyen bir sonuca çıktığında gülümsememiz ya da gülmemiz etrafımızdaki insanlara bir mesaj. Diyoruz ki tehlike yok. Tamam ters bir durum oldu ama iyiyiz biz. Şimdi bu gerçekten yola çıkacak olursak bir muhabbet esnasında sohbeti takip eden insanların birçoğunda mesela ben de genellikle böyle çalışıyorum. Yalan yok vallahi ben acık o konuda fırsat kollarım. Konuşmanın gittiği yönde konuşulan konularla ilgili çelişkiler arayan bir tarafımız var. Çoğu insanda bu taraf oldukça aktif çalışıyor. Mesela konuşulan bir konuda hemen espri oluşturabilecek bir çelişki yakaladınız ya da bir çelişki üretebileceğinizi fark ettiniz. Hemen orada benim gibi bazı kişiler dayanamayıp şakadan diye o espriyi, o çelişkiyi nazara vererek biraz da tabii ustalarsa onu önce hazırlayıp sonra punchline'ı yani vurucu noktasını koyarak bir kahkaha patlatabiliyorlar. Peki insan bunu niye yapıyor? Ya da bazımız benim gibi tipler niye bunu yapma konusunda bu kadar istekler? Bunun bu arada şampiyonunu bir ara Açık Beyin kanalında da izlediniz. Kaçık Beyin serisini yapan sevgili İhsan Üvez. Küçüklüğünden beri böyledir. Yani ben onun çocukluğunu bilirim. 2 dakika normal muhabbet edemezsin. Arada hemen bir şey yakalayıp şırak diye yapıştırmak ister. Bunu niye yaparız? Aslında insanlarda bu çelişkileri yakalamak, özellikle bilişsel çelişkileri yakalamak ve onlardan zülfiyare dokunup etrafta çam devirmeden, insanları gücendirmeden gülme konusu çıkarabilmek çok ciddi ve incelikli çalışan bir zeka ister. Birincisi bu işi sürekli yapmak bu konudaki zekanızı geliştiriyor. Ama ikincisi sizi toplumda popüler hale getiriyor. Ve siz bunu yaptığınızda özellikle erkekseniz ve etrafta karşı cinsten arkadaşlar varsa onların gönlünü fethetmeniz için en kuvvetli ve değişmeyen silahtır. Dünya tarihinde yani insanlık tarihi boyunca bu her zaman en geçer akçedir. Çünkü bildiğiniz gibi daha önce çok konuştuk. Dişiler seçici, erkekler de marifet gösterici pozisyondadırlar. Hani cinsel birleşme ya yavru yapma söz konusu olduğunda. Tavus kuşu nasıl işte kuyruğunu gösteriyorsa biz de zekamızı öncelikle göstermek. Zekamızı direkt gösteremiyorsak da işte kırmızı araba, banka hesabı falan gibi zekanın ürünlerini göstermek durumundayız. Yani zeka var ki bunlar oldu. Yani ona göre bir seçim yap falan tarzında. Ama zeka en çok başvurduğumuz şey ve zekanın da insanda en çabuk, en işlek, en görünür bir şekilde ortaya çıktığı yer sohbet muhabbet esnasında anında espriyi yapıştırabilmektir. Mesela tutup da üniversite sınavında Türkiye birincisi olmak da bir zeka göstergesidir ama bu çok seksi olmuyor genellikle. Çünkü yanında bazı faktörler eksik olabiliyor. Yani böyle gözlüklerle, kanter içinde falan. Bu böyle çok dışarıdan hoş gözüken bir şey olmayabiliyor. Toplum içerisinde espri yapabilmek ve bu sırada birçok kişinin olduğu bir ortamda özellikle buradan sağ salim yırtabilmek aslında bütün topluluğa şu mesajı veriyor. Ben en zor işlerden bir tanesi olan sosyal iletişimde o kadar işlek bir zekaya sahibim ki bunu böyle yaparım, buradan da zarar görmeden yırtarım, bu ileride yapacaklarımın teminatıdır şeklinde aslında bir mesaj vermeye benziyor diyor evrimsel psikologlar. Ben %100 aynı fikirde miyim? %87 aynı fikirdeyim. İşin içinde bir de sosyal öğrenme, gelenekler, görenekler gibi ekstra faktörlerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan büyük oranda artık sosyal evriminin, kültürel evriminin bir parçası haline gelmiş durumda. Ama şunu hiç unutmayalım. Bizi insan yapan farklı özelliklerin benim bildiğim kadarıyla hemen hepsi bütün hayvanlarla paylaştığımız ortak özelliklerin insana göre acık kontrastlandırılmış ve kuvvetlendirilmiş haline benziyor. Ve gerçekten de bir erkek kuşun uçuşu ve ötüşü, bir işte erkek sirke sineğinin işte taklalar atması havada ya da işte efendim bir başka kuşun tüylerini göstermesinin bizdeki abartılmış versiyonu bu tip zeka göstergeleri olduğundan cinsel seçilim bir canlının şeklini, şemalini ve davranışını belirleyen en önemli etkenlerden birisi olduğundan bazı arkadaşlar
Demek sen de öylesin o zaman. Bunu anlamış bulunuyorum. Benim arkadaşlarımın hepsi böyle ya. Konuşurken espri yakalamaya çok meraklı adam tanıyorum. Lan büyük bir rekabet var şu anda fark ettim. Etrafındaki herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Bir de şöyle de ekleyebiliriz. Aynı zamanda mizah yeteneği psikolojik sağlamlığın da göstergesi. Aynen öyle. Bunu da eklemek çok lazım. Çok güzel bir şey ekledin yalnız. Ne zaman biz espri yaparız? Kafamız salim olduğunda. Yani ve de veya şöyle durumlarda da olabiliyor. Diyelim ki acı veren bir durum var. Canını yakıyor bu kişinin. Fakat o diyalog halinde mesela espri yapabiliyor. Aslında bir çeşit acıyla yetişkin mekanizmalarıyla birlikte savaşmak bu. Dozunda olduğu sürece bu da bir sağlıklı gösterge zaten. Çocuklar bunu nasıl kullanıyorlar ama tam böyle kızacağım, bir şey yapacağım. Lan tam kızacaktım, bütün ayarı bozdu falan filan diye. Gerçekten espri birçok içinden çıkılmaz durumu son derece güzel bir şeye dönüştürebilir. Bu arada tekrar hatırlatayım, öbür videoda söyledim ama bence işin en önemli kısmı espri sözcüğüne. Türkçe'de verdiğim isim mesela latife. Latife incelik demek. Hı hı. Espri bu arada spirit'ten geliyor. İşin özü, esası. Hı hı. Yani böyle çok incelikli bir şey. Her baba yiğidin harcı değil. O yüzden bazı komedyenler ya da bazı nadan arkadaşlarımız espri yapacağım derken halıyı berbat ediyorlar. Temizlemek bazen seneler sürebiliyor. O yüzden herkes her an denemesin. Espri çok yerinde ve zamanında incelikle yapılması gereken bir şey. Bunun için çalışalım. Ümidimizi kaybetmeyelim. Hepimiz bir gün çok güzel espriler yapabiliriz. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret milyonlarca yıllık beyin devrelerimizde mevcuttur. Bak devreler bitti. Yandı. Konuş devre o gitti. Zaman hocam soralım. Ozan uygun mudur sorunun cevabı? Uygundur. Ben sadece fıkra anlatmak. Hani bazı insanlar da hiç beceremez ya. Buradan ona bir paralellik nasıl koyuyoruz hocam? Şimdi bak onu düşünmemiştim. Evet. Fıkra anlatmak aslında şöyle. Bir hikaye anlatma sanatı bir kere fıkra anlatmak. Yani bir hikayeyi ikna edici şekilde vereceksiniz fakat fıkraların genel özelliği işte o sonda vurucu cümle dediğimiz o punchline dediğimiz kısmın çok iyi vurgulanmasını gerektiriyor. Bu da ben kötü fıkra anlatan arkadaşlarımı geçirdim şimdi aklıma. Hocam orada bir tahlil etti süreci. Birkaç tane var evet. Şöyle oluyor. Şimdi bak o fıkrayı biliyor musun diye başlıyor ama bütün derdi o son cümleyi söylemekte. Aradaki hikayedeki bütün süslemeleri falan atlıyor. Bodoslama. Sonra adam demiş ki böyle olmuş. Şimdi böyle bir buz gibi bir hava esiyor. Çünkü İngilizce'de build up denen o hikayeyi olgunlaştırma safhalarından doğru düzgün geçmezseniz karşınızdaki insanların zihnini oraya doğru bir biçimde taşıyamıyorsunuz ve böylece yaptığınız o son espri yeterince zirvede gerçekleşmiyor. İyi komedyenlerin tamamı yaptıkları esprilerle değil o esprilere hazırladıkları yolla iyi olurlar. Dolayısıyla aslında espri yapmak, mesela bir fıkra anlatmak karşı tarafın zihnini belli bir şeye doğru götürmek, manipüle etmek becerisidir. Bu da biraz talim gerektiriyor ama bunun ilk başlangıcı zannediyorum. Ben iyi fıkra anlattığım zamanlar da oldu, kötü fıkra anlattığım zamanlar da oldu. Hepsine baktığımda kafamda hikayeyi önceden büyük bir netlikle görebildiğim ve detayları anlatmaya yeterli vakit ayırdığım zamanlar fıkraların genellikle her zaman komik karşılandığı zamanlardı. Ama alelacele ya biliyorsun işte bir fıkra varmış falan filan deyince karşı tarafın böyle resmen bir işte ne bileyim kıssadan hisse dinlermiş gibi dinlediği hikayelere dönüşebiliyor. O yüzden mesele yolda arkadaşlar. Espri de değil. Herkes aynı espri yapar ama gidiş yolu önemli. Kimya sınavların zıttına. Gidiş yolunuzu ise skorunuz iyi oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap oldum. Yo man. Aslında hocam Ozan'ın dediğinde de ilk başta anlattığınızda örtüşüyor. Yani ortamdaki rekabete bağlı olarak da ortamın atmosferine bağlı olarak da yine aynı şaka eylemi, işte o fıkrayı anlatma eylemi oluyor. Yani, bir de tabii insanın beden dili bilmem o kadar çok faktör var ki. Yani birisi bir ezilip büzülüp anlatıyorsa onu artık espri yapmak domine eden bir şey bir kere. Ortamı domine etmen lazım. Merhaba, o yüzden bir alfa. Duruş, kendine güven falan değil mi? Bir alfalık hikayesi lazım. O da her gün olmasın be. Her gün alfalık da çekilmez. İşte arada bir de beta, delta falan olmak lazım.